Yerinde olsam buradan çıkar giderim. Orhan sakın. Sakın. Boğazına kadar belaya batmış bir kadının bir çocuğa ne faydası olabilir? Yararından çok zararı olur bunun. Doğru değil bu. Gözüm gibi baktım ben ona. Ama illa da bir annesi olsun, çamurdan olsun diyorsan... senetler burada. Öyle böyle bir borç değil. Borcu üstlenirsen... Suzan'ı salarım. Şimdi yerinde olsam çeker giderim bu kapıdan. Bir daha da arkama asla bakmam. Suzan'a ne olacak diye düşünme. Şu kadarından emin olabilirsin. Bir daha asla karşına çıkmayacak. Orhan, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Allah aşkına kurtar beni. Oğlumuz için. Şimdi kararını ver Orhan kardeş. Buradan yalnız mı çıkıyorsun? Suzan'la mı? Ne diyordun Rasim Usta? Kötü bir şey mi oldu? Kurtluğumuz başımıza geldi galiba. Dün bizim arkadaşlardan biri görmüş. İpsizin adamları senin dükkanı uzaktan gözetliyormuş. Anlaşıldı. Biz bir şey yapmazsak bu adamlar daha beter gelecekler üstümüze. Yetti artık! Çaman Usta, dur hele, nereye gidiyorsun? Orhan, nereye gidiyorsun? Sevgilim, niye böyle yapıyorsun? Orhan, bir dur. Yeter bir Suzan. Konuşalım. Yeter. Rahat bırak artık beni. Ne istiyorsun benden? Borcu da üstüme aldım. Daha ne istiyorsun? Seni istiyorum tabii ki. Yine eskisi gibi olalım istiyorum. İpsiz Vefa'nın bizi bulamayacağı bir yer vardır mutlaka. Uzaklara gidelim. Sen yanımda olduktan sonra neresi olursa olsun fark etmez. Yeter ki beraber olalım. Sen, ben, oğlumuz. Anlamıyorsun Suzan. Anlamıyorsun bak. Ben buraya o masum çocuk için geldim. Annesiz kalmasın diye. Al şu parayı. Yarın sabah erkenden bizim evin oradaki parka gel. Çocuğu da vereceğim sana, tamam mı? Yok ya. 3 kuruş para ver, sonra sav başından, öyle mi? Geç bu işleri. Göbekten bağlıyız biz seninle. Oh! Oğlumla bana tekmeyi at. Sonra Belgin Hanım'la hop nikah masasına. Yok öyle yağma. Ya sen benden ne istiyorsun Suzan? Bana ne yaptığını farkında mısın? Ya senin yüzünden az kalsın ailemi kaybediyordum ben. Az önce nasıl ödeyeceğini bilmediğim bir yıl senede imza attım Suzan. Ben mi istedim bütün bunları? Sen yeni bir hayat kurma peşindesin tabii. Biz umrunda mıyız? Tamam. Tamam bak. Bırak önce şu adamın borcunu toparlayayım. Sonra söz veriyorum seni de ortada bırakmayacağım. Ama artık biz diye bir şey kalmadı. Artık anlaman lazım bunu.
Hem çocuğu da daha fazla tutamam. Bizimkiler birkaç güne karakola götüreceklermiş. Ben de istemez miyim bebeğim yanımda olsun? Ama ne yaparım? Nereye giderim? Hapisten yeni çıktım. Kalacak yerim bile yok. Sokaklarda mı kalalım çocuğumla? Ben ona dört duvar arasında baktım. O koskoca evde ağır mı geldi evladın sana? Ya mesele ağır gelmesi değil Suzan, bak anlamıyorsun. Ne öyleyse mesele ne? Anası var, babası var. Kimsesizler yurdunda mı kalacak çocuğum? Bıktım artık ya, bıktım. Allah kahretsin, tamam bak. Tamam. Bir yolunu bulacağım. Çocuğu daha fazla tutacağım ben de. O süre içerisinde de sana güzel bir yer ayarlayacağım ama... başını belaya sokmayacaksın, rahat duracaksın. Anlaştık mı? Öyle olsun bakalım. Ama önce çocuğumu getir bana. Biraz olsun hasret giderim. Ne? Kaç gündür kokusu burnumda tütüyor. Olmaz. Durumlar karışık evde. Çıkaramam bugün çocuğu. Anayım ben, ana. Nasıl dayanayım çocuğumun hasretine? 5 dakika olsa razıyım. Biraz olsun yüzünü göreyim yeter. Bunu benden esirgeme Orhan. Sen getirmezsen ben gelirim. Bıktım ya. Bıktım. Allah kahretsin, tamam bak. Akşam parkta bekle beni. Ortalık sakinleşince bir yolunu bulup çocuğu getireceğim sana, tamam mı? Aptal adam. Suzan iyi kapak atmış bu adama. Dursana be adam! Dur. Bırak. Silahsız sabahsız geldiğine göre derdi büyük amcamızın. Çok şükür. Senden başka derdimiz yok. Lafı uzatma da derdin neyse söyle. Ben dün tarumar ettiğin dükkanın sahibiyim. Sana tek bir şey diyeceğim. Ekmek teknemden uzak dur. Sen Orhan'ın babası mısın? Nereden tanıyorsun Orhan'ı? Oğlumla ne alakası var bu mevzunun? Başka neyle alakası olacaktı ki? Mahalleye diktin gözünü. İsmail'i yıldırdın. Sıra bize mi geldi? Sen bizi yanlış anlamışsın bey amca. Mesele sadece oğlunla benim aramda. Neymiş o mesele? O zaman söyle de ben de bileyim. Senetleri günü gününe ödeyeceğim. Senden tek bir şey istiyorum. Bu borç mevzu aramızda kalsın. Mesele sadece gönül meselesi bey amca. Ne arsa, ne topu, ne dükkan. Meselenin adı Suzan. Biraz da şöyle tutturduk mu bakayım. Bir de şuradan tutturalım. Sahi kız İsmet. Neydi o dünkü curcuna? Neriman abla mahalleyi ayağa kaldırdı yine.
Yok Belgin Orhan'ı içeri almış da, yok bilmem neymiş de. Ay! Onu diyen halt etmiş. Belgin Orhan'ı pansuman yapmak için eve aldı. Sırf Neriman'ın yüreğine inmesin diye. Ama o Neriman iyilikten ne anlar? Tabii canım. Belgin'i bilmiyor muyuz biz? Hani konu komşu yanımızda laf ederse doğrusunu bilelim. Ağızlarını kapatalım diye soruyorum. Yoksa vallahi kötü bir niyetim yok. Soran olursa Cemal gitmiş Belgin'i oğluna istemiş dersin. Ya. Ya. Sabah postası komşum. Bak sana taze haber. Belgin'den önce sana söylüyorum. Gün verip kızı isteyelim dedi. Hadi hayırlısı. Bizden de kız almak öyle kolay değil. O Neriman gelecek, Belgin'den özür dileyecek. Yok artık. Neriman abla mı? Duy da inanma. Vallahi ister inan, ister inanma. Cemal'e de söyledim. O Neriman gelecek, Belgin'den özür dileyecek. Yapmasın da görelim. Sen bizi yanlış anlamışsın bey amca. Mesele sadece gönül meselesi. Ne arsa, ne topu, ne dükkan. Meselenin adı Suzan. Meselenin adı Suzan demek. Rasim Usta. Babam yok mu? Evde yok mu? Yok. Allah Allah. Sabah konuştuk. Dün sizin adamlarını görmüşler. Sizin dükkanı gözetliyormuş. Onu söyledim kendisine. Bir ışımla çıktı. Şikayete falan mı gitti acaba? Neriman abla gel sen de bir çay iç. Sevin başka zaman. Çok işim var bugün. Ne dedin sen? Hiç. Yok yok. Duydum ben. Özür dileyecekmişim. Kimden özür dileyeceğim ben? Ne bileyim Sevim söyledi. Ay yok ayol. Bana da İsmet söyledi. Siz şu işin aslını bir anlatın bakayım bana. Ha? Abla. Sevim ablanın yanında demeseydin keşke. Bütün mahalle duyacak şimdi. Duysunlar zaten. Dün olanları duymadılar mı? Biraz da Neriman'ı konuşsunlar. Ben kırgın değilim ki. Onun huyu böyle. Bizden kız almak istiyorsa eğer, o huyunu değiştirecek. Ayağımıza gelip özür dileyecek işte o kadar. Hah bak, geliyor işte. Hem de koşa koşa. Yazıklar olsun sana. Utanmıyorsun değil mi? Mahallede arkamdan dedikodu yapıyorsun ha? Niyeymiş? Senden özür dileyecekmişim. Sen o özürü daha çok beklersin, çok. Sen onun kocanı anlatırsın gelin hanım. Sabah gelip kızı istedi benden. Ben de şart koştum. İşte hendek, işte deve. Sen o deveye ancak çırağının çeyizlerini yüklersin. Doğru konuşsana sen. Eğer ben Neriman'sam, iki cihan bir araya gelse senden özür dilemem. Oh.
Anne nerede kaldın sen? Bir saattir ağlıyor bebek. Mama verdim onu da yemiyor. Of, acaba yine ateşi mi çıkacak? Hey, yetti be. Delirttiniz beni zaten. Ay, babanın hatırına her şeye evet dedim ama oğlumun kiminle evleneceğine karışamıyorum bile. Mahalleli arkamdan teneke çalıyor, teneke. Ah Cemal Bey. Bunları da mı reva görecektim bana? Anne, bebekle ne alakası var? Sus! Vallahi yırtıveririm üstümü başıma. Zaten hepinizden ayrı çekiyorum. Ben biliyorum şimdi ne yapacağım. Anne, anne ne yapacaksın bebeğe? Ne yapacağım? Karakola götüreceğim. Hayrına baktık da ne oldu sanki ha? Bitti. Bundan sonra ben ne dersem o. Anne, anne yapma. Anası bakmamış, ben mi çekeceğim derdin? Ay, kime yaranacaksın? Of, Allah'ım ne yaptım ben ya? Keşke bir şey söylemeseydim. Of, sebep oldum çocuğa. Anne! Babam geldi mi? Yo, dükkanda değil mi? Ne bu hali? Abi hiç sorma. Bebek ağlıyordu. Ben de hasta galiba dedim. Annemin tepesi de attı. Tuttuğu gibi karakola götürdü çocuğu. İster inan, ister inanma. O çocuk senin öz be öz evladın. Hoş geldin. Geç geç gelirim. Ah, alın bakalım çaylarınızı. Afiyet olsun. Cemal Usta. Geçmiş olsun be. İpsizin adamları dükkanı dağıtmış derler. Var mıdır yapabileceğimiz bir şey? Bak istersen hep birlik olup karakola gidelim ha. Usta. Evladım, kolay gelsin. Sağ ol teyze, buyur. Ben bu çocuğu teslim etmeye geldim. Kiminle görüşmem lazım? Şöyle otur teyze, birazdan ilgilenirler sizinle. Sağ olasın oğlum. Hiç acıttırma boş yere kendini. Evladım, çok bekler miyim ben? Yok teyze, biter şimdi. Sağ olasın. Anne, ah ne yaptın sen? Sus ha, sus. Gider ayak yine yaptın yapacağına. Buyur hanım teyze. Ay. Evladım, ben bu çocuğu devlete teslim etmeye geldim. Kimin nesi çocuk teyze? Vallahi bilmiyorum. Bir öğlen kapım çalındı. Açtım, kapımda bu çocuk. Anası bırakıp gitmiş. Ha. Bir de bir mektup bıraktıydı. Şuraya bir yere koyduydu. Derdi ne çocuğun teyze? Aç mı? Bir süt mama falan aldıralım mı? Yok evladım. Bu Sabi hasta. Zaten o yüzden perişan olduk ya. Doktor kapılarında süründük. İlacıydı, yok mamasıydı, ağlaması bitmedi de bitmedi. Erkek değil mi çocuk? Evet. Kaç aylık teyze bu çocuk? 3 aylık. Taş çatlasa 5. Teyze sen şu evrağı doldur. Ben hemen geliyorum. Tamam oğlum. Tamam.
Gel. Amirim, geçen bir mahkum bildirmişti. Hani hastaneden bebekle kaçan? Bir kadın gelmiş, kucağında bebek var. Buldum diyor. Ama kaçıran bebekle tutuyor özellikleri. Şu dosyayı bir getirin bakalım. Kadına da bir şey demeyin, beklesin şimdilik. Demedim amirim, içeride evrak dolduruyor. Hani ne işin var senin burada? Orhan! Ne mi yapıyormuşum? Çocuğu teslim etmeye geldim. En azından Neriman'a çatma bahanelerinizden biri yok olmuş olur. Olmaz Uruş'u, yürü gidiyoruz. Hayır! Köleniz miyim ben sizin? Bu yaştan sonra çektiğim sıkıntılara bak. Bu çocuğu bırakmadan gitmem. Baban isterse yüzüme bakmasın. Yetti, naburama kadar geldi. Anne, veremezsin bu çocuğu. Niye veremiyormuşum? Torunum mu, evladım mı? Niye veremiyorum, niye? Evet. Bebek hasta. Erkek 4 aylık. Tutuyor mu? Evet amirim. Büyük ihtimalle bu çocuk. Neden bu kadına bıraksın ki çocuğu? Bir bağlantıları var belli ki. Kadın bir şey bilmiyor gibi ama belli de olmaz amirim. Bir getirin de anlayalım bakalım. Suzan Vardar'la bir bağlantısı var mı yok mu? Hanım teyze seni içeri alalım. Amirim görüşecek. Bana mı dediniz memur bey? Pardon. Allah Allah. Anne zaten evde tatsızlık almış başını gidiyor. Babam gelse kıyameti koparacaktı. Ya sonra bir de herkes bana patlıyor diyorsun. Kıyamet koparmaya bahanem yok evladım. Al, al. Bu da başka bahanesi olurdu işte. Ya sen biraz zaman ver bana, ben bir çaresini bulacağım. Tövbe yarabbim. Ne çaresi? Nasıl bulacaksın peki? Ha? Ha? Al. Al bakalım. Al, bul çaresini bakalım bulabiliyorsan ha? Anne şimdi şu dakika nasıl bir çare bulayım? Vallahi madem bırakma demesini biliyorsun, buna bakacak adamı da bulacaksın o zaman. Ben bir gün daha bakmam buna. O kadar. Perihan, buraya gelir misin biraz? Efendim hocam? Bu Kerime Hanım için. Geçen günkü konuşmamızda bahsi geçmişti. Hediye etmek istedim. Edebiyat öğretmeni olmak böyle bir şey işte. İnsan iyi bir şiir okuru görünce kaybetmek istemiyor. Tabii. Tabii ben iletirim bunu ablama hocam. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereye gidiyor ki bu? Ay, o Kerime'ye yapacağımı biliyorum ben. Hemen sana yetiştirmiş. Anne, benim dükkana dönmem lazım. Sen de azarlama kızı. Doğru olanı yaptı. Bir daha kalkışma bu işlere. Ama niye? Baba oğul ama hasretmişsiniz çocuğa. Ay, bu velet de iyice kıymete bindi ha. Elim ayağım titriyor vallahi. Hem suçlu hem güçlü. Aslında verilecek cevap çok da. Ama onun gibi edepsiz olmak lazım.
Vallahi pişman oldum aracı olduğuma ya. Abla, bir çay koyayım mı sana? Ara vermiş olursun. Hem sinirlerin yatışır ha. İyi, koy madem. Aa, Neriman teyze geliyor. Aa, kucağındaki çocuk değil mi onun? Hasta mı oldu? Doktora falan mı götürdüler acaba? Dur ben gideyim de bir öğreneyim. Aa, yok yok, gitme. Ters bir şey söyler falan. Aman söylerse de alır cevabını. Eline verdik o çocuğu, kim bilir ne oldu. Yine kavga etmeseler bari ya. Anne çok şükür yeri getirmişsin. O kadar iyi ettin ki. Sus! Yüzü vereceğim ağzını. Zaten sinirlerim tepemde. Abine demesen olmuyordu değil mi? Neriman? Ne oldu? Çocuk hastalandı mı yine? Ay, tak etti canıma. Burama kadar geldi. İşte bu oldu. Tövbe tövbe. Kardeşini fit fit doldurmayı biliyorsun. Çocuk bakmayı da bil o zaman. Çok büyüttün ya. Al. Al bunu da büyüt. Ha. Ama bin dolap çevirip sonra tekrar evime geri sokma. Kız, çabuk gir içeri. Baba. Ben de evden geliyorum. Seni dükkanda göremeyince bir yanına uğrayayım dedim. Hani ne olur ne olmaz diye. Ve son defa soracağım. Suzan kim? Gönderdiniz mi inşaat malzemelerini? Gönderdik de şimdiden şikayetçi mahalleli. Muhtar gelmiş kaldırın bunları. Mahallenin arsasından demiş. Ustabaşıyla takışmışlar biraz. Tapular ne durumda? Etrafı yokladık ama satmaya yanaşan yok. Bu iş fazla uzadı. Yandaki arazileri alamazsak inşaatı başlatamayız. Şu mahalleye resmi bir ziyaret yapalım. Toplayalım mahalleliği, teklifimizi sunalım. Kime imza attıracağımızı, kimin kalemini kıracağımızı bilelim. Cevap vermeyecek misin? O telefonla arayan, eve adam gönderen de o kadın mıydı? Baba eskide kaldı. Hala onun için kavga ettiğine göre o kadar da eski değil. Başka bir meselen mi var bu adamlar? Sadece gönül meselesi mi? Yok baba. Başka bir mesele. Ah Orhan ah. İtin kopuğun önünde benim başıma eğdin. Asıl belgine üzülüyorum. Zavallı kız.
bilsin senin niye dayak yediğini. İyisi mi o kızcağıza sebep olmayalım? Baba, baba dur. Baba ben o kadını sevmiyorum. Kalbimde tek bir kişi var, o da Belgin. Siz ne zaman isterseniz evlenmeye de hazırım. Peki o kadın bırakacak mı seni? O da biliyor bittiğini bu işin. Baba ne olur. Bir şans verin. Bir şans ver bana. Ne olur baba. Bir şans ver bana. Fuat, bir çay verir misin? Yanında da limon olsun. Ha, ne diyordum? Dava dosyası. Sen uzun metinler yazmayı sevmezsin. Hiç sevmem hem de. Çok sıkılıyorum. Tamam. Sıkıcı kısım bende. Ben dava dosyalarını yazarım. Sen de delil dosyasını hazırla. Demek başladınız bile. Bu ne çalışkanlık ya? Nasıl? Memnun musun grubumuzdan? Sen ne çeviriyorsun yine? Ne çevireceğim? Seninle aynı şeyi. Bana bak. İkimiz için de iyi olmaz. Git hocayla konuş, değiştirsin ekibini. Neden? Ben grubumu gayet çok sevdim. Sürekli ikinizin yanında olmaya da hiç itirazım yok. Ben senin yanımızda olmanı istemiyorum. Çok yazık. Eğer sınıfı geçmek istiyorsan bana katlanmak zorundasın. Bir dahakine çalışmalarımızı daha güzel bir yerde yapalım. Korkma ha. Ben ısmarlıyorum. Hadi eyvallah. Hoş geldin babacığım. Sağ ol kızım. Hoş geldin bey. Hayırdır hanım? Ufaklık uyuyor mu? Rahat rahat oturuyorsun. Vallahi uyuyor mu, ağlıyor mu? Artık orasını ablan İsmet'e soracaksın. Ne işi var çocuğun orada? Dua et ki orada. Karakolda da olabilirdi. Kerime. Doğru dürüst anlat. Ne oldu? Bugün annemle İsmet halam tartıştılar baba. Sonra annem sinirlenip çocuğu karakola götürmeye kalktı. Sonra Orhan abim yetişti de eve geri getirdiler. Hanım, kime sordun da yaptın bu işi? Cemal Bey, sen bana sordun mu ha? Bütün mahalleli arkamdan teneke çalıyor, teneke. O İsmet ablan herkese yaymış. Neriman gelip özür dilemezse kızı vermem diyormuş. Eğer işine de bindiyse almayacağım o kızı. Öleceğimi bilsem yine de... Yeter Neriman! Odana çık. Baba. Ne diyorsam onu yap. Gel bakalım.
güzeller. Hangisini istiyorsan giyebilirsin. Ben çıkıyorum. Sen hazırlanınca bana haber verirsin. Çekelim bakalım şu Ceylan'ın fotoğrafını. Bu kulaklar bugün neler duydu biliyor musun? Hayırdır bey? Kötü bir şey mi oldu? Oğlumuz elden gidiyor. Daha ne olsun? Dükkana niye basmışlar Neriman biliyor musun? Neden? Mesele sadece gönül meselesi. Ne arsa, ne topu, ne dükkan. Meselenin adı Suzan. İlk ve son defa soracağım. Suzan kim? Cevap vermeyecek misin? O telefonla arayan, eve adam gönderen de o kadın mıydı? Hava eskide kaldı. Hala onun için kavga ettiğine göre o kadar da eski değil. Eski bir sevgilisi varmış. Suzan diye. Onun yüzünden. O eve gelen adam. Telefonlar. Hepsi o kız yüzünden. Sen ayak direrken oğlan adım adım bataklığa saplanıyor. Allah korusun Cemal Bey, o nasıl laf öyle? Bugün konuştum. Kadın bırakmıyormuş peşini. Oğlan Belgin'i seviyor. Eğer evlenirse kadın da umudunu keser. Ne olur artık ayak diremesen de. Sakın belli etme Orhan'a. Çocuklar da duymasın. Bir an evvel başını bağlayalım, yuvasını bilsin. Yoksa sonumuz felaket. Şu Neriman'a iki laf etseydim keşke. Ama ağzımı açmama fırsat bırakmadı ki. Makineli tüfek gibi saydırdı. Uyuyası yok mu ne?
Uyuması lazım ama yavrum. Kim bilir nerelerde gezdirdi hasta çocuğu. Baksana perişan olmuş yavrucak. Kötülüğünü yapmamıştır abla. Doktora filan. Ya iyi insan olduğunu biliyorum. Ama insafsız Neriman. Yani onun çocuklarından başka hiç kimsenin canı yok sanki. Nasıl olacak abla? İstemiyor beni. Yüzüme söyledi. Neriman çatlasın patlasın. Orhan senden asla vazgeçmez. Neriman da oğlundan vazgeçemez. Onun için o ağzını kapatmasını bilecek. Takacak o yüzüğü parmağına. Bak gör. Ne bu şimdi? İyice hırsız muamelesi yaptın. Evladımı görmeye de suçlu gibi götürüyorsun ya beni. Ulan seninle bir anlaşma yaptık. Ya benim dediğim gibi... Aman tamam. Şuracıkta beklerim ben. Hayırlı akşamlar Orhan kardeş. Dükkana uğrayıp bir çayımızı içmedin daha. İyi akşamlar abi. Yarın uğrayayım olur mu? Sözüm olsun. Hadi bakalım. Cemal Usta'ya selamlar. Bir tavla borcu vardı bana. Onu da hatırlatırsın artık. Tabii abi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yok öyle açıkta olmayacak. Bekle. Ben eve girip bir fırsat kollayacağım. Herkes uyuduğu zaman çocuğu alır getiririm sana. Görüp gidersin. Çok gecikme ama. Bu küflü yerde fazla duramam ben. Hapisi hatırlattı vallahi. Suzan rahat dur. Sesini çıkarma burada bekle. Tamam mı? Ne o? Belgin duyacak diye mi korkuyorsun yoksa? Hıs! Gelecek Orhan Bey. O günler de gelecek. Herkes görecek Suzan'ı. Hem de senin kolunda. Anlıyor mu hala? Yok anam yok. Almıyor bu biber onu. Ay aksi gibi öteki de Nerimanlarda kaldı. Gidip alayım mı Kerime'den? Yazık aç uyumasın. Yok yok sen çıkma şimdi Neriman'ın karşısına. Ben gider alır gelirim. Hem ilaçları da var onları da alayım. Aa bak aklıma ne geldi. Bizim eski depoda hani Murat'ın beşiği vardı ya. Onu mu çıkartsak acaba? Ay böyle elle sallamaya can mı dayanır? Ben de gidip beşiği alayım o zaman. Ha, tamam şuralarda bir yerde anahtar olacak sen bir bul. Tamam tamam sen git bulurum ben. Tamam hadi. Bu saat oldu. Nerede kaldı bu kız? Nereye gider ha? Dün gece öyle, bu gece böyle. Allah'ım ya Rabbim, yüreğime ince indirecek bu kız benim. Sağ tarafım uyuşuyor zaten. Kalktılar sanki canıma. Ay. Allah periyan kadar başım pasım devrilsin inşallah. Bir gelsin bacaklarını ikiye ayıracağım böyle. Bakalım kapının önüne çıkabiliyor mu o bir daha? Ah ya Rabbim. Bana bak Karakutum. Sen her şeyi bilirsin. Bana yalan söyleme. Gözlerini oyarım vallahi senin. Eğer bir iş çeviriyor da bana demiyorsanız... ...ikinizi de burada evire çevire döverim ona göre. Anne bilmiyorum ki. Başına bir şey gelmiş olmasın. Gelmediyse bile ben onun başına öyle bir şey getireceğim ki görecek o gün. Mesudelere gitmiş olmasın. Ben bir gidip bakayım hemen. Git 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 git. Baban uyanmadan git de gel. Ay adamın canı burnunda vallahi başına bir şey gelecek diye ödüm patlayayım. Allah'ım ya.
bari. Ay. Kız, onu geldim. Hayrola? Ne bu telaş? Yok canım. Ne telaşı oğlum? Şaşırdım sadece. Hoş geldin, hoş geldin. Babam geldi mi? Yukarıda uyuyor biraz. Kerime de Mesudelere gidecekti Perihan'ı almaya. Ders çalışıyorlar da. Çocuk hadi kızım, oyalanma. Gidiver hemen. Çocuk nerede? Neriman, çocuğun biberonunu versene. Ya alışmış başka biberonla yediremiyoruz. Aç kaldı yavrucak. İlaçlarını da koy. Allah, çocuğun sende ne işi var? Ay, bizde ne işi varsa onda da o işi var tabii. Bakıyorlar işte. Anne, çocuk halamın çocuğu mu? Ay o ne biçim laf? Bizim mi yani? Yok yok, torunum hatta. Tövbe bismillah. Ya bize emanet demek istiyorum yani. Emanet bizde oğlum. Bakıveriyoruz işte, ne olacak? Hala, olmaz öyle şey. Oldu oğlum. Hem de çok güzel oldu. Şimdi Belgin de depodan beşiği çıkaracak. Oh! Demet Hasan'ımın keyfine. Depodan mı? Hı. Vallahi özledim galiba Velid'i. Yine çığlığı basıp tam tekmeli gece gündüz herkesi uyandırıyordur. Anası kılıklı. Kimse de huzur bırakmaz. Bırakmasın da zaten. Oh! Belgin?